Şaşırdım, çok şaşırdım. Ay pembe. Ay bu yumuşak. İyi, sen nasılsın? Seni görmek güzel. Öyle mi? Evet. İyi, hadi otur. Gözlerini kapat, hemen güzel bir şeyle başlayalım gibi. Ay. Ay. Kapat gözlerini, ay. Kapat. Kapattım. Yapışacak mı bilmiyorum ama. Kalsın açayım orada. Mı? Evet, canım aç. Evet, güzel. Bakayım mı? Bak. Ay çok güzel. Al canım, ondan sonra şuna koyup saklarsın, tamam mı? Çıkartırsan bunun içine koy, fotoğrafında bunu, da kalsın. Bunun içine mi koyayım? Ha, tabii canım, fotoğrafı geçiyor giderken. Bu nedir? Foto... Öyle, güzel bir şey. Bakayım önce. Bak bakalım. Ne yazıyor? Gülümsemek sana çok yakışıyor. Gülümse. Ercan, Ceyda. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şöyle koyayım. Koyacağım. Çizgilerini sakla ama sakla. Başkaları çalmasın. Özelimize dokunmasın başkaları. Ay yok, onu açmayalım lütfen. Tamam canım, ama sinirlendim. Onları ben hatta ne istedim biliyor musun? Dedim ki keşke bugün Kırmızı Oda'yı erkekler davet etseydi de ben Mehtap'ı çağırsaydım. Şimdi kulaklarını çekeyim onu. Hani yani Kırmızı Oda'yı onunla mı harcayacaklar? Ayılanın başı o ama biliyor musun? Hani Kırmızı Oda biliyorsun. Vallahi, yani. Biliyorum, biliyorum canım ama romantik o kadar sinirlendim. Oda yani. Biliyorum ama o bu kadar romantik sinirlendim. Odayı, Kırmızı Oda'yı onunla mı geçireceksin? Kavgayla mı geçireceksin olabilir yani? Olabilir de bir şey olmaz. Bir kere mahsus en azından önümüzdeki taşları temizlemek adına. Zaten iki kere adına... hakkımız var. Birini onunla yeme lütfen ya. Tamam canım. Ay o sert var bu da. Tamam canım, al. Anlat bakalım, ne yapalım, ne edelim, nasıl geçti? Güzel yani. Geçti. Vallahi, sen ne yaptın, ne yapıyorsun? Ne yapayım canım vallahi. Ben de aslında bugün çok güzel bir şey yapacaktım da akşam çok geç eve gittik. Trafik mahvetti bizi. Planladığım saate uygun program yapmıştım, yetişemedim. Yoksa bugün çok güzel şeyler olacaktı. Ne yapacaktın? Olmaz söylemem. Ama şunu çok iyi biliyorum ki gerçekten aklımdasın artık. Aynen. Buradan çıkarken bile düşün, o kadar dar zamanda hani bir şeyler yapma hissi uyanıyor içimde. Ve isteyerek yapmak istiyorum bunu. Bu bir cumhuriyet olduğundan değil. Senin o gözlerindeki ışıltı yetiyor çünkü bunlara. Özledin mi? Yani gördüğüme sevindim. Özledim demek için çok erken ama gördüğüme yani çok sevindim. Yani anladım canım. Oh, her zamanki gibi çok şıksın. Ben buraya gelince, tamam mı, dedim ki ya konuşacak çok şey vardı aklımda. Hatta sana böyle kızacaktım, kulaklarını çekecektim dünkü muhabbetler yüzünden. Bir sürü şey düşündüm hatta falan filan. Hepsini unutuyorum, seni görünce hepsi gidiyor. Aa. Demek ki güzel. İstesem bile sana kızamayacağım. Kavga etmiyorsun değil mi? Nasıl? Kavga ediyor musun? Etmiyorsun. Kimlerle? Evde. Evdeki, yok canım, ben kavga bitti. Ben artık bu saatten sonra sadece Ceyda için kavga ederim. Hatta şeyi sordum, kendi kendime giderken dedim ki, çağıracağını biliyordum zaten, tahmin etmiştim. Dedim ki Ceyda, hayatta gidin böyle, şunu sorayım, bunu sorayım falan. Hatta sana güzel bir şeyler hazırlayacaktım. İnan, hepsi gitti aklımdan. Bir şey hazırladım aslında da onu sonra vereceğim sana. O çünkü çok kıymetli bir şey benim için. O duygu hissettiğim an, yani o yoğun duygu hissettiğim an vereceğim sana o şeyi. Ama şimdi söylüyorsun, söylüyorsun. Benim söylüyorum, hayır canım, yani. Söylüyorum çünkü şu yüzden söylüyorum. Benim sana o verdiğim şeyin kıymeti benim için çok 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 fazla. Hani emin olduktan sonra bazı şeylerden, ondan sonra... Ya aslında senin duruşundan eminim. Sana ben sonsuz güveniyorum. İnan buna. Seni tanıdığıma da hiç pişman değilim. Sonuna kadar da iyi kim olacaksın, ben bunu da biliyorum. Hiçbir zaman keşke demeyeceğim senin için. Ama dediğim gibi her şeyin bir zamanı var. Evet. O yüzden fazla da acele etmek istemiyorum. İçimden çok şey yapmak geçiyor ama birazcık frenlemek lazım bunları. Ve senden de bir şey rica ediyorum. Hangi gün biliyor musun? Haftaya pazartesi günü biz Kırmızı Oda'ya eğer kalırsak bu evde, çağıracağım seni ve senden hayallerini bir kağıda dökmeni istiyorum. Çok merak ediyorum. Çünkü demişler ki bir insanı tanımak istiyorsan ona hayallerini sor. Ben seni yazıp gerçekten... getireyim yani. Onu getir istedim. Çünkü manevi değeri kalacak bende. Ben onu ömür boyu saklayacağım. Parfümde sıkayım mı? Ucunu da yak. Senin yaptığın gibi. Ondan sonra canım, teyzemle de konuştum. Akşam. Ne konuştunuz? Senin hakkında da konuştuk.
seni izlediği kadarıyla sevmiş. Zaten seninle ilgili hiçbir problemi yok. Sadece o evdeki şeye kızmış biraz. Mehtap'ın tavırlarına kızmış. Zaten dedim ki o Mehtap teyze biliyorsun. Her zamanki Mehtap yine yapmış Mehtaplığını. Ve şunu söyledi. Mehtap gerçekten sizi kıskanıyor. Aranızdaki ilişkiyi bozmak için de yapacaktır bir hamleler, bir şeyler. Siz olun. Sakın ama sakın başka insanların dolduruşuna gelmeyin dedi. Ben de dedim ki zaten ikimiz de artık olgun insanlarız. Bazı şeyleri gördük, yaşadık, aştık. Onların bize zarar verici bir durum yok ortada. Çok da selam söyledi. Dedim zaten aleyküm, yarın selam, görüşeceğiz. Sen de selam söyle gidince. Söylerim canım selamını. Hatta buradan böyle sallayalım peyzaj. Sizi hep mutlu görmek istiyorum dedi. İkinizin de böyle yan yana gerçekten çok yakıştırıyorum dedi. İkiniz de yan yanayken gözlerinizin içi gülüyor. Neyse olur. Sen yeter ki sen kız neyse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kız neyse olur. Aşkı bul.